Bu dünyada bizimle beraber yaşayan başka canlılar da var. Allah'ın dilsiz bazı canlıları var. Ve biz o canlılar için ne yapabiliriz? Ve ecdat şunu yapmış. Bu dünyada sadece ben yaşamıyorum. Bu dünyada benimle beraber hayvanlar da yaşıyor. Ve onların da barınma ihtiyacı var. Osmanlı'nın estetik sanatı aslında günümüze pek çok şey taşıdı. Hangi dönemde yapıldıysa o dönemin mimari unsurlarına uygun bir şekilde olanca zarafet ve detayıyla yapmış. Bunun bir benzeri ya da buna benzer bir örnek ben şu ana kadar görmedim. Yani dünyada böyle bir şey yok. Osmanlı'da kuş sarayı geleneği aslında İslam'la bağlantılı bir hikaye. Aslında hikayenin temelinde amel defterinin kapanmama hikayesi var. Çok net bir hikaye aslında bu. İslam dininde Hazreti Peygamber'in meşhur bir hadisinde de belirttiği gibi insanlar öldükten sonra arkalarından onları kurtarabilecek bazı şeyler, ilim, hayırlı bir evlat ve arkadan bıraktıkları ve güzel bir eser. Bu eser bu kişinin, vefat eden kişinin amel defterinin kapanmamasını ve o arkada bıraktığı eser sayesinde oluşan bütün sevapları kainata kadar, yani kıyamet gününe kadar bunu almasını sağlıyor. Bu dünyada bizimle beraber yaşayan başka canlılar da var. Ve biz o canlılar için ne yapabiliriz? Şimdi Osmanlı bu konuda özellikle sokak hayvanlarının beslenmesi, bunlarla ilgili de mesela vakıflar var. Ama Allah'ın dilsiz bazı canlıları var. Bunların özellikle hepimizin ihtiyacı olan su ihtiyacı var. Sokak hayvanlarının ve aynı zamanda kuşların. Şimdi bunlar için özel çeşmeler de yapılmış ama bir de özellikle kış aylarında kuşların barınması için bazı yapılar düşünülmüş. İlk çıkışı, yani ilk İstanbul'da kuş evinin ne zaman yapıldığı net olarak bilinmiyor. Bunun da sebebi şu. Aslında kuş evlerinin ilk yapılma hikayesi ahşap. Yani günümüze sizin de bu program vasıtasıyla sergilediğiniz gibi mermerden ya da taştan kuş evlerinin önceki geleneği ahşap. Yani İstanbul'da ilk olarak hangi dönemde ahşap bir kuş evinin yapıldığını bilmiyoruz. Çünkü İstanbul'un makus talihi, bunu herkes çok iyi biliyor. Bir deprem, iki yangın. Dolayısıyla ahşap kuş evlerinden günümüze maalesef ulaşan yok. Ama taş şeklinde ya da mermerden oyulmuş kuş evlerini görmemiz mümkün. Bu da artık Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren şehrin farklı yerlerinde yapılmış kuş evlerine rastlamak mümkün. Şimdi Osmanlı'nın estetik sanatı aslında günümüze pek çok şey taşıdı. Ne yazık ki günümüzde pek çok detayını kaybettiğimiz bir estetik zevk bu. Yani sadece bu kuş içine girsin, kışın burada kalsın ya da yazın kalsın yuva yapsın. Yani yumurtasını bıraksın ya da kendisini soğuktan, kardan ya da yağmurdan korusun şeklindeki bir anlayışla eğer yapmayı planlasa ecdat sadece dört duvar yapardı. Ama ecdat estetik bir zevk sahibi olduğu için bu kuş evlerini hangi dönemde yapıldıysa o dönemin mimari unsurlarına uygun bir şekilde olanca zarafet ve detayıyla yapmış. Dolayısıyla günümüze ulaşan kuş evleri şehrin birden fazla noktasında, hatta pek çok noktasında görebileceğimiz kuş evleri aslında kendi yapıldığı dönemin net bir şekilde mimari ve estetik zevkini gösteriyor. Ecdat şunu yapmış. Bu dünyada sadece ben yaşamıyorum. Bu dünyada benimle beraber hayvanlar da yaşıyor ve onların da barınma ihtiyacı var. Şimdi kuş evlerinin temel mantığını da çok kısaca söylemek lazım. Kuş evi sadece estetik bir keyif için yapılmıyor. Sadece kuşlar kalsın diye de yapmıyor. Günümüzde ne yazık ki böyle bir iklim yok ama bundan 100 yıl önce, 200 yıl önce İstanbul'da çok yoğun ve çok soğuk kışlar vardı. Ve bu soğuk ve yoğun kışlarda, yani 2 ay boyunca kar örtüsünün kalkmadığı iklimlerde bu kuşların gelip sığınabileceği, içinde hayatlarını devam ettirebileceği tek ortam bu ve buna benzer kuş evleriydi. Vakıf kültürü aslında tam olarak bizden çıkmış bir şey. Yani Antik Roma'da bir vakıf kültürü yok. Bizden sonra da aslında çok fazla yok. Günümüzde artık mesela modern devletler vakfın mantığını
Osmanlı'dan çok net bir şekilde söylüyorum. Osmanlı'dan vakfın mantığını aldıktan sonra kendi işlerinde vakıflar kurarak bu şekilde hayır işleri için bazı çalışmalar başlattılar. Ama hiçbir zaman dünyanın pek çok yerine, ki ben dünyanın pek çok ülkesini gezmiş birisi olarak söylüyorum, bizim kadar detaycı bir vakıf anlayışı yok. Bir vakıf kuruluyor yurt dışında, işte eğitim, burs veriyor. Ama biz sokak hayvanlarını, serçeleri beslemek için vakıf yapıyoruz. Leyleklerin kırık kanadını tedavi etmek için vakıf kuruyoruz. Bursa'da leylek için hastane yapıyoruz. Yani bunun bir benzeri ya da buna benzer bir örnek ben şu ana kadar görmedim. Yani dünyada böyle bir şey yok. Zaten böyle bir şey olsa bunu allayıp pullayıp bütün dünyaya da anlatırlardı medya vasıtasıyla. Bizim kadar detaycısı yok. Çünkü biz materyalist değiliz. Biz felsefi olarak ahiret tabanlı bir inancımız olduğu için bütün gayemiz sevap kazanmak.